Sayın Milletvekili, çok değerli meslekli birlik başkanım, İstanbul Vergi Dairesi Başkanım, İstanbul SGK İl Müdürü, Türkiye Meslekli Birlik Platform Başkanım, devleti ailenin çok kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli meslektaşlarımız. İstanbul Meslekli Birlik olarak devam etmekte olan eğitimlerimiz kapsamında düzenlemiş olduğumuz SGK Muhtasar Birleştirmesi ve vergi ve SGK'da güncel konular konulu seminerimize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Meslekli Birlik Başkanımız Sayın Ethem Yüksel Kahveci Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Değerli Hazırım, Sayın AK Parti İstanbul Milletvekilim Vedat Demiröz, İstanbul Vergi Dairesi Başkanım Rıza Bilgiç, SGK İl Müdürüm Sayın Murat Göktaş, GİP Daire Başkanım Sayın Abdullah Karaboyacı Beyefendi, SGK İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar Beyefendi, Vergi Denetim Grup Başkanı Sayın Eren Yeşilyurt Üstadım, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Sayın Mehmet Ali Çetin, Türkiye Meslekli Birlik Platform Başkanı Sayın Abdülaziz Ural, Ankara, Bursa, Kocaeli ve diğer illerden gelen çok değerli dernek ve oda temsilcileri, değerli İSMO Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler ve benim dünyaya gelmeme vesile olan sevgili babam, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, burası bizim evimiz, yuvamız gibi. Her zaman burada yaptığımız şey dertleşme bağında. Bizler Mayıs 2019 seçimlerinde İstanbul'da İstanbul Mali Müşavirler Odası'nda meslekte birlik olarak 3 yönetim, 1 denetim, 1 de disiplin olarak temsil edilmeye oylarını arttıran tek grup olarak Rabbimin izniyle hak kazandı. Bümayen önümüzde yapılacak olan tüm ot seçimleri var. Tabi meslekli birlik illaki oda eksenli ya da tüm ot eksenli çalışan bir kurum, kuruluş, yapı değil. Bizim asli amacımız meslek ve meslektaş lehine olabilecek her türlü faydayı maksimum düzeyde sağlamaktır. Biz zaten bunlar için uğraşıyoruz. Gelir İdaresi Başkanı Sayın Vekil Bayraktar gelecekti. Kıymetli Bakanımızla son anda çıkan bir toplantıdan dolayı buraya gelemedi. Ancak meslektaşlarımızın ve özellikle İstanbul Meslekte Birliği'nin uzun süredir üzerinde uğraştığı, olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi diye 2,5 yıldır ter döktüğümüz, bununla alakalı çalınmadık kapı bırakmadığımız, gitmediğimiz mevki, makam kalmayan bir konumuz vardı. Allah'ın izniyle o müjdeyi vermem için konuşmacı olarak beni vekil kıldı Sayın Vekil Bayraktar. Doğum yapan, ana, baba, eş, evlat, kardeşi vefat eden mali müşavirlerin mücbir sebep kapsamında beyannamesini tuttuğu mükelleflerin beyanname verilme ve ödeme sürelerinin yeniden düzenlenmesi, minimum bir hafta atmasıyla, ileriye atmasıyla alakalı uzun uğraşlarımız ve teknik baskılarımız sonuç vermiştir. 1-2 hafta içerisinde mücbir sebep çıkacaktır. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tabii bu başlangıç noktası. Biz İSMO'ya girdikten sonra İSMO'da nelerin değişebileceğinin ufak bir göstergesidir. Uzun süre bununla alakalı mücadele ettik. Ben İSMO Genel Kurulu'na gelen arkadaşlar da vardır. Orada da söyledim. Dedim ki
Hiç kimse bizden rol çalmaya kalkmasın. Çünkü müşkül sebebi ilk defa gündeme getirip gelir idaresinin ve devletin çok kıymetli yetkilileriyle ilk defa gündeme getiren, bununla alakalı çalışmayı yapan, kanun maddesini düzenleyip önlerine koyan bizdik. O sebepten dolayı bunlarla alakalı herhangi bir kişinin işte bizim sebebimiz oldu, yok şöyleydi, yok böyleydi demesine izin vermeyiz. Zira marifet iltifata tabi. Onu özellikle söyleyeyim. Önümüzde bir TÜRMOP seçimleri var, üst birlik seçimleri. Üst birlik seçimleri öncesi İstanbul Meslekte Birlik olarak bu şekilde bir çalışmanın altına acizane imza atmak hepimize gurur verdi. Onu da söyleyeyim. Bu noktada şunu net olarak söyleyeyim. Mücbir sebep kanununda sadece meslekte birlik üyeleri mücbir sebepten faydalanabilir yazmıyor. 110 bin meslek mensubunun tamamı mücbir sebepten faydalanacak. İşte bu da bize aslına bakarsanız hayır, hasenat ya da sevap işleme olarak yeter. Biz her zaman meslektaşlarımızın bir Allah razı olsun lafına, bir lütfuna tabiiz, talibiz. Bunun dışında herhangi bir beklentimiz yok. Tabii İstanbul Meslekte Birlik olarak Mali Müşavirler Odası'na yönetici, denetmen ya da disiplin kurulu üyesi göndermiş olmamız, kendi grubumuzun, yapımızın çalışmalarını sekteye uğratacağımız manasına da gelmiyor. Bu noktada bizler KGK'dan 13 dersin tamamından yetki almış tek grup kuruluş olarak KGK bağımsız denetim eğitimlerine, zorunlu eğitimlerine devam ediyoruz. Bunun dışında aday meslek mensuplarına yönelik ücretsiz yeterlilik sınavı eğitimlerimiz devam ediyor. Bilirkişilik, uzlaştırmacılık, konkordato eğitimi ve ücretli eğitimlerle inşallah bunları daha da yukarıya çıkartacağız. Genel kurulda da söyledim. Ben şu anda oda yöneticilerinden bir tanesiyim. İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın yöneticilerinden bir tanesiyim. İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın şu anda 1/3 meslekte birlik. Ama 1/3 meslekte birlik. 9/3 yönetim kurulu üyesine sahibiz. Ancak maalesef odanın hala bir kast sisteminde çalışması, meslek ve meslektaş eksenli kararların altına imza atamaması, gerçekten ciddi manada paraların nereden gelip nereye gittiğinin belli olmaması ve bunlara ulaşamamamız odamızla alakalı görüşlerimize maalesef perde indiriyor. Ve bu perdenin biz bir an önce kalkmasını, bu noktada bütün yönetimin, denetimin ve disiplinin şeffaflaştırılmasını istiyoruz. Bununla alakalı çalışmalarımız, çabalarımız, mücadelemiz devam edecek. Ancak dediğim gibi bugün değişik bir heyecana sahibiz. Bir şey yapıldığı zaman, uğraşıldığı zaman, haklı davanızda direttiğiniz zaman, hele bir de Rabbim size sonucunu veriyorsa gerçekten çok güzel oluyor. Bugün Sayın Bekir Bayraktar beni arayıp bunu söylediğinde gerçekten gözlerim doldu. Zira bizim kendi yönetim kurulu üyelerimizden, meslekte birlik yönetim kurulu üyelerimizden annesini mezarlıkta toprağa verip taziye evine gitmeden ofisine gidip beyanname imzalamak zorunda olan dostlarımız vardı. Bu aslında bir hakkın teslimidir. Bu bir haklı sebepti. Hakkın teslimidir ve bundan sonra inşallah bizler de acımızı ya da hastalığımızı inşallah işlerimizin derdiyle hemhal olmadan en azından 3-5 günde olsa yaşayacağız. Bunun için bizim çok değerli üstadımız şu anda da salonda Vedat Demiröz abimize, büyüğümüze ve devleti âlinin yetkililerine gerek Abdullah Bey'e, gerek Bekir Bey'e, gerek Sayın Bakanımıza bunlarla alakalı teşekkürü gerçekten bir borç bilirim. Çünkü ilk defa bizi dinleyen, bizim dertlerimize çözüm bulmaya çalışan ve bir alternatif üretmeye çalışan bir yapıyla karşılaştık. Bu yapıyı oluşturan kişilerin Allah sayısını arttırsın diyorum. Gerçekten bunlar bizim için çok önemli noktalar. Tabii mesela biz bu noktada yeşil pasaportla alakalı çalışmalar yapılıyor bazen.
Biz hastalığımızın, cenazemizin derdindeyiz. Tatilin ya da şunun bunun derdinde değiliz. Yani tatile çıkmanın, bizim için hele hele yurt dışına tatile çıkmanın. Ya ben 25 yıldır mali müşavirlik yapıyorum. Yurt dışına bir sefer çıktım yani. O da yurt dışına kadar sayılırsa, Bosna Hersek'e gittim yani. Ve hani mali müşavirlerden bazı demek ki durumları çok değişik ki her hafta yurt dışına çıkmak zorundalar ve vize kuyruğunda bekleyemiyorlar. İnşallah mücbir sebepten sonra meslekteki itibar ve mali tatille alakalı çalışmalarımızı başlatıp hiçbir zaman özlük haklarımızın tamamı alınmadan hiçbir şekilde durmayacağız. Mücadelemizden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Zira bu bizim meslektaşlarımızın en tabii hakkıdır diye düşünüyorum. Dostlar, bugün çeşitli konularla alakalı bir seminer yapacağız ama onun öncesinde ben böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Rabbim şu birliğimizi, dirliğimizi daim ve kaim kılsın inşallah. Bu önemli bir noktadır. Bu önemli bir noktadır zira dediğim gibi meslektaşlar birlik olursa, birlikte birleşirse neleri yapabileceğimizi bir kez daha net olarak görmüş durumdayız. Ama bunun için ben dün akşam evime 1:30'da gittim. Zira şehirler arası bir konferans var. Mali Müşavirler Odası'nın düzenlemiş olduğu çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi burada yokum. İşlerimi yetiştirmek için dün eve 1:30'da gittim. İşleri bütün mali müşavir meslektaş kardeşlerimiz gibi uygulayan kişilerin yönetici pozisyonuna gelmesi lazım. Her zaman söylüyorum, oda yöneticiliği profesyonel meslek değildir. Ne zaman ki mesleği icra eden kişiler bir gün odanın yöneticisi olur, işte o zaman odayla alakalı ya da meslektaşlarla alakalı kazanımlar inşallah bir bir gelmeye başlar. Bizi izlemeye devam edin, müjdelerimiz inşallah bir bir bütün meslektaşlara duyurulacak. Ben buraya gelen özellikle öncelikle hanımefendilere, sonrasında beyefendilere, devlet-i alimizin değerli yetkililerine ve sayın milletvekilimize, abimize, büyüğümüze geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Başkanımıza bu güzel konuşmasından ve verdiği güzel müjdesinden dolayı tekrardan teşekkür ediyoruz. Kurucularımızdan yeminli mali müşavir AK Parti